Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Paradox Interactive firmasının yeni oyunu İmparator Rome'un ilk bölümüyle sizlerin karşısındayım. Şimdi işin açığını söylemek gerekirse ben yeni oyunları öğrenmek konusunda çok iyi değilimdir ama İmparator Rome Eric Universalis 4'ten alışık olduğum bir görüntüye ve panellere sahip olduğundan dolayı az buçuk anlayabildim. Videodan evvel bir yarım saat kadar oyunu deneyimleme şansı buldum ve acayip keyifli geldi bana. Özellikle yeni bir şeyler keşfetme arzusu beni oyuna baya baya bağladı. Umarım bizler için keyifli bir seri olur. Eric Universalis 4 ve Hearts of Iron 4 gibi oyunların mimarı Paradox Interactive'in yeni ürünü 25 Nisan 2019'da dün akşam saat 7 itibariyle kullanıcılara sunuldu. Ben erken erişimden sipariş vermiştim. Ayın 16'sında, Mart'ın 16'sında. Daha yeni erişebiliyorum. Şimdi dilerseniz yeni oyun deyip oyunumuza bir başlayalım. Çok fazla şey bilmiyorum açıkçası. Çoğu zaman yaptığım hamleleri bilinçsiz bir şekilde yapacağım. Ama yine de ben keyif alacağımıza inanıyorum. Dayak yiye yiye atmayı öğreneceğiz. Bu oyunda EU4'ün aksine bir aile sistemi var. Aileler sistemi var daha doğrusu böyle. Hani hanezanlıkta ben Roma ile oynadım. Yine Roma ile oynayacağım. Çünkü difficult easy diyor ve very easy'yi alıp oynayacağım. Çünkü oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bildiğimi zannettiğim oyunlarda da çok kolay da oynuyorum zaten. Umarım bu sizin için bir problem değildir. Aileler sistemi var. Size dost aileler, düşman aileler, yönettiğiniz ülkelerin aileleri, böyle çocuğunuz oluyor, başkasının hanımı var. Crusader Kings 2'nin aile yapısı hakim oyunda. Askerler çok güzel modellenmiş ve yeni asker çeşitleri falan var. Ben çok fazla gevezelik etmeden direkt start diyeyim, başlayayım ya. For the Republic! Efendim, öncelikle görmüş olduğunuz biz Roma Devleti'nin bir adamıyız. Yöneticisi değiliz galiba. Ben de tam emin değilim çünkü burada gördüğünüz bütün birimleri ben yönetemiyorum. Bunlar mercenary'ler, paralı askerler ama ben bu paralı askerleri yönetemiyorum herhangi bir şekilde. Nedendir ben de bilemiyorum ama paralı askerleri yönetemiyorum. Bununla beraber oyunun müzik sesi biraz fazla sanki. Dur, oyunu başlatma. Oyunun müziklerine erişmek istiyordum. Bir parça daha kısayım. Ne olur ne olmaz sonra videoda benim sesimi bastırmasın. Buradaki askerleri ben yönetemiyorum. Bunlar paralı askerler ve neden buradalar inanın bilmiyorum ama ben kendilerini yönetemiyorum. Çünkü kendileri Hostus Tremulus isimli bir adam tarafından yönetiliyorlarmış sanırım. Yani buradaki 35 binlik lejyon. Diğer lejyon Akripa Tremulus tarafından yönetiliyor. Diğer 16 birimlik lejyon Desus Tremulus tarafından yönetiliyor. Bu lejyon da bizim. Bu lejyona biz dilediğimiz gibi adam atayabiliyoruz. Ve bu atadığımız adamların belli değerleri var. Promise'ın ne olduğunu bilmiyorum. Popülarite aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Loyalty bağlılık. O yüzden ben bana bağlı elemanları kullanmayı tercih ederekten 49 yaşında da olsa bana bağlı generali vereceğim buraya. Ve şöyle panellerden bir kısaca bahsedeyim. Burada bir panelimiz var. Helenistik dine sahip olduğumuzdan dolayı bazı ayinler gerçekleştirebiliyoruz. Bazı işlemler gerçekleştirebiliyoruz. Burada EU4'ten aşina olduğumuz National Unrest düşüşü, yani halkın isyan etmesinin düşüşü, National Tax Modifier artışıyla beraber galiba bu Pluto'ya ibadet etmek diyeceğim şimdi yanlış bir tanım olarak kullanılabilir. Tapınma mı? Ayin mi? Nedir bilmiyorum ki. Neyse bu işlemi gerçekleştirdiğimizde National Tax Modifier'ımız artıyor. Mars'a işlem gerçekleştirdiğimizde ordunun disiplini artıyor. Buradaki paneli dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Örneğin ben ilk başta daha güçlü bir ekonomi adına National Tax Modifier'dan faydalanmayı tercih edeceğim. Bu Invention isimli kısım sizin araştırma paneliniz, öyle söyleyeyim size. Öncelikle bir ilişki geliştirmeyi alacağım, fazladan ilişki geliştirmeyi. Sonrasında bir de buradan National Tax'i arttırmayı alacağım. Bütün puanımı bitirdim. İnşallah bu puanla alakalı bir şeyler gelmez. Birazcık hızlı aldım sanki yani. Hızlı koşan atın boku seyrek düşer derler ama
Hadi hayırlısı bakalım. Burada da aileler var. Sam Bromney ailesi, Claudio ailesi. Claudio ailesinin bir çocuğu var misal. Postuma ailesi. Postuma ailesinin hanımı da yaşıyor. Bu adamın çocuğu var da kendisi nerede bilmiyorum yani. Hanımı nerede bilmiyorum. Fabi ailesi maşallah dakika saniye boş durmamış. Sabahtan akşama kadar herhalde şey yapmışlar. Çocuk sahibi olmaya çalışmışlar. Burada hanedanlar gözüküyor. Bir de komuta paneli var. Burada da sizin komutanızda olan birlikler gözüküyor. Bağlılığı bana fazla olanlardan birine gemileri vereceğim. 80 bağlılığı var misal arkadaşın. Lucius'a verelim gemileri. Şimdi oyunu bir ufaktan ilerletelim. Şey gibi değil bu. EU4 gibi değil. Öncelikle ben size bir paneli göstereyim. Savaş ilan edebiliyorsunuz. Evet ama savaş sebebi oluşturamıyorsunuz. Elaylık kısmı var. Burada elaylıkla alakalı girebileceğiniz aksiyonlar var. Militere akses talep edebiliyorsunuz ya da isteyebiliyorsunuz. Verebiliyorsunuz ya da talep edebiliyorsunuz. Savaşı durdur, savaşla tehdit et gibi seçenekler de mevcut. Rebellerini destekleyebiliyor ya da claim atabiliyorsunuz buradan. Aynı zamanda ilişki de geliştirebiliyorsunuz. Şimdi bizim Roma olarak 4 tane vasalımız var anladığım kadarıyla. Bu 4 vasal da her savaşta bize destek veriyorlar. Her savaşta bize yardımcı oluyorlar. Ben elimden geldiğince bu elemanlarla ilişkilerimi iyi tutacağım ki ileride patates olmayalım. Bir de ordumu ben geliştirmek istiyorum açıkçası. O yüzden şöyle bir hamlede bulunacağım. Öncelikle bir tane market inşa edeceğiz. Çünkü market o bölgenin vergisini arttırıyor. O bölgenin gelirini arttırıyor. O yüzden şöyle bir yere bir market kuralım. Granary var. Bu granary bölgedeki kölelerin mutluluğunu arttırıyor. Aynı zamanda size bağlılıklarını arttırıyor. Bu yüzden sık sık bina inşa edeceğiz. Şöyle ben bir 5 tane daha lejyoner basmak istiyorum. Şuradan bir 5 tane lejyoner basalım. Beraberinde bir okçu, bir de atlı rica ediyorum. 8'er K'lık birimlerle dolaşacağız. Hatta belki okçu sayılarını ve lejyon sayılarını falan arttırabilirim. Şimdilik bu ordular bir basılsın. İlk başta etkinlik bekleyeceğiz. Scornet ailesinden bir şey var sanırım, yok. Elaylık teklifi. Apulia. Apulia neresi? Evet, yani sene 1450 olduğu için benim haritaya alışmam birazcık zaman alacak. Apulia zaten kimlerle müttefik? Ya Apulia'yı müttefik olarak alabilirim. Bence bir sakıncası olmaz diye tahmin ediyorum. Elaylık kabul edildi. Hadi bakalım. Haritada böyle gel git yaparken bir tık optimizasyon problemi var. Bu arada karakter modellemelerini çok beğendim ve askerleri göstermeyi unuttum size. Askerler şu şekilde. Trimlar var. Trimlar gemi. Savaş filleri var. Ki bu savaş fillerinin 7 attrition ağırlığından dolayı çok çok daha fazla. Ve şövalyelere karşı aynı zamanda ya hem light cavalry'lere hem atlı okçulara hem de deve binicilerine karşı dezavantajı var ama okçulara karşı, heavy infantry'lere karşı, light infantry'lere karşı baya baya iyi konumda bu savaş filleri. Biz okçulardan üretiyoruz. Okçular light infantry'lere karşı baya iyi durumda. Lejyonerlerimiz var. Lejyonerler de horse archer'ları dışında geri kalanlara gayet güzel avantaj sağlayabiliyorlar. Bir de deve binicilerine karşı bir şeyleri var. Burada bastığınız elemanların da aslına bakarsanız orduyu ezbere basıyorum. Doğruyu söyleyeyim mi? Yani ordu çeşitliliği fazla ve ben orduyu ezbere basıyorum abi. Çünkü hiçbir fikrim yok. Evet, burada benim komutamda olan lejyonları gösteriyor. Şöyle hepsi Roma'da bir araya gelsin. Sonra lejyonları ikiye böleceğim. İki tane lejyon kullanmaya çalışacağım. Evet, artık savaş sebeplerimiz var. Tuskia, Etruria, Champia, Aquileia, Luciana, Piencum gibi devletlere savaş sebebimiz var artık. Yani buradan selamun aleyküm kardeşim. Şu Etruria'yı salıyorsun deyip elayları yanımıza çağırıp ebele gübele dalabiliyoruz. Ama dediğim gibi dalmadan evvel orduyu bir reforme edelim. En az 2000'lik bir orduyla girelim. 2 birimlik bir orduyla. 2 tane lejyonla. Şöyle yapalım.
Abi nasıl basılmalı inanın bilmiyorum bu arada. Vallahi ticaret, gelen ticaretlerin hepsini kabul ediyorum. Luciana el aylık teklif ediyor. Luciana neresi? Ya olur, olur, fark etmez. Benim ilk başta ilerleme yönüm zaten şurası. Ben şuraya doğru ilerleyeceğim. Bu 22'lik adamı böldüğümde 11'lik lejyonlar olacak. 5-3-3 şeklinde. Bence bir parça daha ordu basmaya gayret edelim. Özellikle okçulardan basalım misal. Nasıl yapalım? Örneğin 2 okçu daha basalım. 2 okçu daha alırsak ne olacak? 4-5-3 şeklinde hizalanmış olacak. 2 de piyade basalım kenardan. Bu ordular basıldıktan sonra 4-6-3 şeklinde 2 tane ordum olmuş olacak. Onları bölerek ilerleyeceğim. 2 tane lejyon kurmayı amaçlıyorum. Sabrina da elaylık istiyor. Kanka olur, senle de bir alıp veremediğim yok. Olur. Ticaret anlaşmalarının hepsine varım. Neler kazandığımı bilmiyorum ama ben hepsine varım abi. Her şeyi kabul ediyorum şu anda. Ve dediğim gibi yani çok sallapati oynuyorum oyunu. Haberiniz olsun. Böyle kaybedebiliriz, patlayabiliriz, ülke bölünebilir, bizi asıp kesebilirler. Oo, too many relation. Kaç relation'ım vardı ki benim? Artı 2 mi? Evet, son aldığımız 2 çocuğu salıyoruz arkadaşlar. Aquilia'ydı galiba değil mi? Luciana. Abi görüşürüz. Başka kimle elayız biz? Apulia dursun da Sabrina'yı salalım ya. Oğlum madem relation'ım dolu, siz bana niye elaylık atıyorsunuz lan? Sabrina Defend League'e davet etti seni. Ya ben Roma'yım kardeşim. Sizi benden kim koruyacak, sen onu düşün. Şimdi orduyu ikiye böl. İkinci lejyona gel. İkinci lejyona da güvendiğimiz bir adamı atayalım. Bak, adamların güvenleri azalıyor ya da artıyor. Bana güveni en fazla olan adam hangisi? Bana güveni en fazla olan 74 ile Oglenius ailesinden 28 yaşındaki bir çocuk. Onu alalım. Ama generallik yeteneği bir herifin ya. 60, 8'de 70. Ver. Şimdi bir savaş ilan edeceğiz. Öncelikle iki lejyonu da bir şöyle çekelim. Ailelere iş mi? Ne yapacağız? Ha, friend olarak alabiliyoruz. Böyle kendimize dost edinebiliyoruz. Hangi ailenin ne kadar gücü var bilmiyorum ki. Prestijimiz falan var böyle. Bizim dışımızda prestiji yüksek bir aile var mı? 1.27 var. 1.44 ile şu heriflerin prestiji yüksek. Kanka olak mı? Kardona attın, kanka olalım. Şimdi ordular buraya geldi. Dignoir var. Apukulla sen de gel. Haydi bakalım. Düşmanın müttefiki yok. Ya Allah, Etruya'yı almak adına savaş ilanında bulunduk. Şimdi lejyonları şöyle bir ilerletelim. 7. lejyon ve 8. lejyon benim kontrolümde. Ne istiyorsun kanka? Para mı istiyorsun? Kardo 25 gold'un var be. Bak daha bir de savaşa giriyoruz yani. Savaşta şamarladığımızda para versem olmuyor mu? İlk borcumuzu çekeceğiz herhalde o zaman. Ver. Large'ını ver yani. 100 gold olduğunda mı alacak, aniden eksiye mi binecek? İnanın ben de bilmiyorum. 100 gold'un yok. İt herif diye böyle üzerime mi dalıyor acaba? Evet, galiba 100 gold'un yok diye şey yapıyor şu an. Çamura yapma şansımız yok mu? Şöyle ilerlet ordunu. Şuradan paralı asker basacak. Gidip o paralı askerini bir ezelim. Aha da yakaladım o bir paralı askerini. Lak diye inecek şimdi paralı askeri. Bir tane heavy infantry basmış. Kurtulamazsın paşam. Ya Fabi! Sıçacağım gagana, ne diyorsun? Anlamıyorum da. Bir şeyler kaybettirdi bana it herif ya. Bu arada vasallarımızdan da adam geliyor yavaş yavaş.
Yani vasallarımız da adam basıyor çünkü biz bunlarla birebir kapışmakta sıkıntı yaşayabiliriz. Bizim birebirdeki ordu sayımız 26K iken onların tek başına ordu sayısı 28 31K. Yani kafa kafaya alabilirmişiz aslında. Kayıplar da burada yazıyor. Savaşta kimin önde olduğu da yazıyor burada. Abi sakin sakin, sakin sakin. Şehirleri fethede fethede ilerleyeceğiz. Az az ilerleyeceğiz. Bu iki tane 13K'lık orduyu biz bir tutacağız yanımızda. Oğlum şu herifi ben bir boğazlatsam mı? Bir şey mi yapsam ya? Ne yapıyor? Arkamızdan bir iş mi çeviriyor bu? Ne yapıyor bu? Kanka 20 loyalitin düşmesin de ne yapalım? Local unrest alalım artık. Corruption falan da çıkacak. Oğlum etkinlikleri de bilmiyorum ya. Böyle sallamasyon oynuyorum şu an. Bir yandan çok tatlı, hiçbir bok bilmeden oynamak bak. Bir yandan hakikaten çok tatlı, çok keyifli. Bir yandan da ürkütücü be birader. Dur. Bak orada 19.000'lik bir orduyu dikmiş tepemize. Gel lan gel. Kilit var mı? Kilit mantığı. Gelmiyor. Abi şimdi şuradan orduyu ayırmak da istemiyorum. Herif gelecek mi, cozlayacak mı, cozlamayacak mı anlamadım ki. Oo yandaki ne cozluyor? Biz buraya gidip destek verebilir miyiz? Dayanır mısın lan o vakte? Dur bekle bak, Roma ordusu geliyor, Roma ordusu geliyor, ölme. Neyse sen ölsen de intikamını alırız kardeşim. Ya bu kim? Sen de kalenin oraya bir gidiver. Güzel, elemanların canını okumuşuz bak. 2500 heavy infantry'sini indirmişiz. 1200 light infantry'sini indirmişiz. 1558 de okçusunu öldürmüşüz. Bizden de sadece bir parça okçuyla lejyon ölmüş. Güzel. Roma'nın savaş şeysini seviyorum ya. Böyle savaştıkça bu arada güç kazanıyoruz ha. Yani adamların boyunun ölçüsünü aldıkça bu arada buradan beyler, alo arkadaşlar, buraya yardıma gelebilir misiniz rica etsem? Ben diğer orduyu sürdüm de vasallar ha gelmiyor. Oğlum kaleyi kuşatmak istiyorum da bu kaleye nereden destek geliyor? Kardeş dayak yiyorsunuz, dayak. Şuraya alacaktım alt üstü ya. Oho 14.000'liğe girmiş. Gel gel 8.000 gel. Gel dayanabilir misin? Dayanamadı. Dayanamadı. Biz gidip vuracağız elemanlara. Yapacak başka bir şey kalmadı. Ordular ne alemde? Bizim ordunun karşıda şey yok. Atlı yok. Belki atlı avantajımıza güzel vurabiliriz heriflere. Atlılar neye karşı güçlü? Heavy infantry'lere karşı güçsüz. Ama light'lara karşı güçlü. Neyse en kötü arkadan bir 8.000'lik ordu daha geliyor. Gelmedi. Oğlum VS'ye mi karışmıyorsun? Gelsene yardıma. Hay anasını ya. 3.000'lik bir kayba karşılık 12.000 adam biçmişiz galiba. Öyle mi olmuş? Alttakiler kalanlarsa pek hoş bir savaş olmamış orada. Allah'tan manpower'ım var da önemli değil. Beyler yapacağınız işe tükürürüm ha. Yani balgamla tükürürüm hem de bak. Gemileri şuraya bir yanaştırsana. Kıyı mıyı tutalım böyle bir, belki kıyıdan siege desteğiyle bir şeyler yaparız. Heh. Şu adamları da buraya destek verecek şekilde, bu 12K'ya destek verecek şekilde ayarla. Herifler şeye kaçtı bu arada, minik adalarına kaçtılar. Tamam eyvallah, sıkıntı yok. Oyun içi müzikler güzel mi? Duyabiliyorsunuz mu? Local unrest artı 1. Zaten loyalitesi 89 kanka. İsyan çıkartıp kafamıza mı vurduracaksın ya? Var mı isyan riski? Allah'tan isyan riski yok. Yeni geliştirme. Abi artı bir tane daha şundan alabilirsem çok tatlı olmaz mı ya? Ama diplomatic reputation veriyor bu. Diplomatic reputation değil benim istediğim. Omen power şey bu ibadet için kullandığımız. Army moral recovery. Ya zaten bizim ordunun morali düşmez ki. Teknoloji speed artı 5.
Abi yapıştır. Yapıştır teknoloji speed ardı peşe. Teknolojide sen burada kal çocuğum. Burada kal. İki ordunun orada ne işi var? Birer ordu yeter oraya. Bizim çocuklar da şu an iş yapıyor. Bu arada benim yeterince şey puanım var şu anda. Oratory puanım var. Bu oratory puanını şeylerimle, vasallarımla aramı iyi tutmak için kullanacağım. 50 puan şöyle. Gel bakayım Roma'ya. Peligna'ya da yapalım bir bundan. Ne yaptığıma dair bir fikrim yok ama herhalde ilişki geliştiriyoruz, şey yapıyoruz. Yani vasallarımız bize karşı şey olsun, öyle değil mi? Ülke benim mi onu bile bilmiyorum. Yani belki ülke emanettir, ben generalimdir falan. Hiçbir şeyden emin değilim. 3 Oktober'a kadar herif burada bizde ilişki kasacak. Yani ilişki geliştiririm abi. Vasallarımızla aramız iyi olsun. Beni EU4'ten biliyorsunuz zaten. Vasal ilişkilerine her daim önem vermişimdir. İsyan falan mı var lan, ne oluyor? 32 gold kazanabiliyorum. Birilerini öldürebiliyorum. Öldür. Öldür. Kalede düşman generalini esir alıp öldürdüm galiba. Oğlum inşallah savaş suçu falan işlemiyorumdur lan. Dur dur. Dur 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 dur. Pusu atacağız. Pusu pusu. Hain pusu, gel. Gel. Gel gel, çık şuraya, çık şuraya. Aha çıktı 4000'lik. Haydele, hadi bakayım. Hadi bakayım, seni bir yakalayalım. Ya yürü git lan, defansif ligine ne geleceğim ben senin ya. Kanka, gelmeyeceğim defansif ligine, git buradan. Aha. Aha bak, kafasına attım pusuyu güm diye. Nasıl vurdum kafasına? Şak diye böyle. Bu mercenary'ler bizim mi lan? Onların mı? Bizim mi onların mı? Bizimkiler hıplaşmadı ki daha. Ben anlamıyorum ki. O askerler kimlere ait? Nerede ne oluyor? Ne yapıyorlar? Şurada bir birleşip iki orduyla adamların kafasına gidek mi? Burada birleşelim, adada adamların kafasına bir gidelim. Bizim çocuklar zaten buraya haşat ediyor. Lejyonlar. Ya Allah. Ya Allah. Yani deniz geçme eksisi falan yiyeceğiz mi bilmiyorum da. İki lejyon birden vurduğunda herhalde bir aklı şaşar çocuğun. Nasıl ilerliyor savaş? Lambur lumbur bambur gümbür bak küt hop. Bak bak bak. Karşı taraf atak yapıyor. Baba sapla kılıcı. Atlıları yok ya, biz bunları yeriz. Lejyonerimiz de var, atlımız da var, bak dizilimimiz zaten güzel. Bu savaştan çok büyük kayıp vermezsem ve para kasabilirsem lejyoner falan alacağım. Hadi oğlum bitir orduları hadi. Oğlum ne kapışmaymış, ne savaşmış be. Ne savaşmış be. Vur ikinci lejyon, birinci lejyon. Tutututututus. Tapipus tutatus. Stack wipe attım galiba herife. Lock diye kestim lan galiba adamı. Vallahi acımadan kestim galiba. League reports. Fraser Arrivals. Ya ne oluyor? Ne bileyim. Şurayı da şey yapalım, alalım. Kardeş, oralarda asker basamazsın. Savaş ne kadar? %60. %60 bize yetmez abi. %60 bize yetmez. Kale kule Allah ne verdiyse gidip kuşatıyorsunuz. Yürüyün abi. Kaleleri maleleri var mı heriflerin? Nerede ne varsa gidip kuşatıyorsunuz. Oo bizimkiler var ya, güzel zıngıldattı çocukları. Orayı kim aldı lan? Ha bir saniye. Bence bu çocuğa yukarıdan birileri daha daldı bak. Bizim dışımızda şu çocuklar bizim. Herakle, Taranton falan şu yukarıdakiler daldı bak galiba. Farantinler mi iteriflik yaptı? Kim iteriflik yaptı? Oğlum bu çocuklarla kim savaştı lan? Bunlar bizim çocuklar. Neyse, birileri daha bunlarla savaşa girmiş işte. Çok da önemli değil. Bizim savaş skorumuz %82.
Yo, her yeri bize verdiler. Tamam, eyvallah. %87. Nasıl %87 ya? Abi adamların 27 bin ünitesini kesmişiz. Bence bitti. Bir şey kalmadı. Nere kaldı? Şu adadaki toprakları kaldı. Adaya da gidilmez. Gemileri gel çek şuraya. Bir de şuradan bir barış görüşmesi yapalım. Abi burada şimdi öncelikle almak istediğiniz yeri, misal şu bölgeyi almak istiyorum diyorsun ya, bölge bölge alıyorsunuz. Etruria bölgesi burası misal. Etruria bölgesinin yanı sıra üstüne Tuscania'yı veriyor mu? Veriyor. Güzel. Burası dağlık arazi anladığım kadarıyla. Herifi neredeyse full alabiliyoruz. Bak buraya da bir claim'imiz varmış. Burayı da alabiliyoruz. Buranın toplamını komple alıp Roma sınırlarına katabiliyoruz. Üstüne şuradaki kaleyi de alabiliyorum. Ama bu bana 12 agresife mal oluyor galiba. Yok, agresif expansion 0 diyor. Güzel. Bir de şehir şehir seçebiliyorsunuz. Hani bana şurayı da ver, burayı da ver falan filan diye. Gerçi heriflerin tamamını biz galiba kendimize kattık. Vallahi 192'de paralarını alacağım. Sanırım şu adada kalacak herifler yani. Adada sağlıklarını sürdürecekler. Ki adadan da bize toprak vermezler zaten. Daha adaya çıkmadık. Savaşımız an itibariyle tamamlandı. Artı 3 diplomatik relation kazandık. Diplomatik rencimiz %50 arttı. Growmont bonusu kazandık. Bir şeyler yaptık. Birilerine garanti mi atmışız, ne olmuş anlamadım. Yavaş yavaş anlaya kısmetse. Bu bölgeye, eyalete birilerini mi atayacağım? Kim bana bağlıysa ona atarım ki ben. Basit mantık abi. Kim bana bağlı? %72 ile bu herif bana bağlı. Ama bu iyi yönetiyor, %71 ile bağlı. Gel. Eyaletlere adam atıyoruz galiba. Tam emin değilim ama. Trade Capital. Buradan Trade Rotate'leyebiliyorum. Beni bulaştırma daha, ben bunların ticaret panelini anlayamam. Bende daha o kadar yok oyun. Bende daha basic, daha minik bende yani. Gittik bak ne güzel savaş yaptık, savaş kazandık, daha ötesi yok bende. Parayı da güzel aldık. Şimdi orduları bir şey yapmak lazım. Ben orduları bir kıyıya çekiyorum. Burası 18 lejyon alıyor. Yan taraf 19 lejyon alıyor. Şöyle bir lejyonları yerleştirelim. Ordular bir yerlerine gitsin. Ben bu orduları daha da geliştireceğim. Artı 7 dukatlık bir paramız var. Biz bu paranın artmasını sağlayalım. Gidelim market üretmeye devam edelim. Şöyle şuraya bir tane market üretelim. Kölelerin mutluluğu için, gerçi köleler mutlu olmasa da olur ya. Local manpower %10. Ya da biz parayı alalım, zaten koskoca Roma'yız ya, bize manpower mı yok? Var mı bilmiyorum bu arada. Lejyonlar bir kendilerine gelsin. Light Infantry Offensive. Benim Light Infantry'm yok ki. Sağ ol. Ben böyle boş boş şeyleri de kabul ettim. Farkındayım bu arada. Yani atıyorum adam orada filleri güçlendiriyor. Ben filleri güçlendiren anlaşma falan da yaptım. Biliyorum yani o sakatlığı yaptım ben. Agresif expansion 0.12 azalıyor. 11 agresif expansion'ım var. Bak bu ne? Light Infantry Offensive. Ben mi veriyorum sana, sen mi veriyorsun bana, anlamıyorum ki. Ama neyse, canımız sağ olsun. Paramız var, pulumuz var ya Allah aşkına ya. Şimdi bu çocuğa bir savaş sebebimiz var mı? Bu çocuk zaten savaşta. My Consul, çocuğun oldu. Kimin çocuğu oldu? Allah bağışlasın, kimin bebesi oldu? National Slave Happiness. Olur. Kimin çocuğu oldu? Oğlum, Bromont. Bunlar senatörler falan filan böyle, ananı yiyeyim. Menüye bak, menüye. Kafa yandı. Kafa yandı, ben bu oyunu böyle oynuyorum ama. Şimdi özgür adamların happy'si artacak. Popülistimiz falan artacak. Herkesin bir popisi var diyeceğiz, geçeceğiz. Ya da öteki türlü şey kaybedeceğiz. O zaman herkesin bir popisi olsun. Kanka bak, aranızdan biri bana lavukluk yapıyor. Sürekli sıkıntı çıkartıyordu bana. Bunlar da factionlar mı? Like atabiliyor mu bebelere?
Bu benim. Kendime like atarım. Kendime niye like atmayayım abi? Yani herkesin like'ı kendine. Ben kendi fotoğraflarımı beğenirim yani. Ben kendi fotoğrafıma like atarım. Bence herkesin fotosuna like atmasına da kimse karışamaz. Ne oluyor? Ne oluyor kardeş? My consul 40 dukat gift kim? Bunlar mı? Eyvallah. Eyvallah. Gel. Abi manpower'ımız da güzel var. Dalabilirsem birilerine dalmayı tercih edeceğim işte. Buraları falan ben mi korlayacağım? Korlama paneli falan açıldı mı? Bizim bebemiz oldu değil mi? Bizim çocuk kimden acaba? Bir din puanı var sadece, %70 bize bağlı. Lan bebek nasıl %70 bize bağlı? Ayrıca ne demek 0 yaşında? Bir çocuk doğduğunda bir insan nasıl 0 yaşında olabilir ya? Doğum 1 sayılmaz mı baba? 0 yaşında çocuk yani. Oo, militer alanında bak burada var bir şeyler. Ne diyorsun? Militer akses gel. Burada yönetim var. Burada da var bir şeyler. Sen de gel. Teknoloji, zaten teknolojiye gidiyoruz yavaş yavaş. Army moral recovery'ye ihtiyacım yok. National tribism'e ihtiyacım var mı bilmiyorum. Yani teknolojimiz iyi gibi ya. Ha şey, claim cost'u düşürebiliriz. O da mantıklı olur. Bu ne? Din paneli. Tamam. Bu ne? Ekonomi. Ha, parayla puan satın alabiliyorum. Bir şeyler oldu. Ne oldu? Ne oldu? Beni Mısır tarafını ilgilendirir ya. Bana ne söylüyorsun? Ne istiyorsun? Militer akses gel. Yol geçer anına döndü ülke. Dur, panelleri inceliyordum. Ne paneli bu? Diplomasi paneli bu. Biz kimseyle savaşta değiliz ki. Ama savaş sebebimiz var. Wonderful Fabi. Ne yaptım bilmiyorum da wonderful kanka. Oo, hiç bilmediğim bir şey. Ona hiç tıklamam. Trade overview. Ne yapıyorsak artık milletten ne alıyoruz ne satıyoruz hiç bilmiyorum valla. Karakterler tamam. Mercenary. Ha, paralı orduları kiralayabiliyoruz. Bunlar paralı orduların ikamet ettiği yerler. Bak misal Roma'da diyor 34 binlik orduyu aylık 24 dukata kiralayabilirsin diyor. 35 binlik orduyu. Anladım, köpekçilik. Hani tasmayı çocuğun tuk şık şık yapıyorum böyle. Anladım. Bak Roma'da 35 binlik var, şeyde 35 binlik var. Anladım. Bu paralı askerler buralarda ikamet ediyorlar. Parayı verirsen kullanıyorsun. Bunlar bize hizmet eden paralı askerlerdir diye tahmin ediyorum. Çünkü düşünsene bir düşmanla savaşıyoruz. Atıyorum Praga ile savaşıyoruz. İsmi nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Düşünsen abi gelip böyle benim içimdeki adamlara para verip gidin şuna çakın dese çok kötü şeyler olur. Anladım. Ama abi paralı asker ordusunun legal ordulardan fazla olması fikrine ben sıcak bakmıyorum ya. Ya çünkü düşünsene yani sağlaman gereken bir otorite var. Şimdi 4-6-3 8-4-4 yapalım şimdilik. Yani ikişer piyade. Yok, ikişer okçu bastık. Geri al. Geri al. İkişer tane heavy infantry. Bunların bakımı ne kadar? Çok girmiyordur herhalde bize ya. İkişer tane piyade ekleyeceğim. Birer tane atlı takviyesi yapalım. Sonra ikişer tane de okçu ekleyeceğim ama çok mu fazla olur acaba? Hayırlısı bakalım. 8-6-4 taktiğiyle gideceğim. 8-6-4 taktiği. Kimden öğrendin bu taktiği? Az önce böyle götümden uydurdum vallahi böyle bir taktik. Şimdi ne olacak?
8 piyade, 6 okçu, 4 de atlı olacak yani. Umarım atlılar efektiftir. Şimdi şu okçuları buraya, buradaki okçuları şuraya. Atlılar basılmış. Atlıların birini böyle. Na birini böyle. Şimdi orduları topladık. Bir daha savaşa gideceğiz. Dur, lejyonlara şey vereceğim. Lejyonlara general ver diyor. Şimdi bu piyade buraya, bu piyade buraya. Heavy infantry bunlar. Şu iki heavy infantry de yukarı. Herkes bir konumunu alsın. Merak etmeyin. Sağlam ordu bastım. Acaba lejyonların sayısını çok mu arttırdım ya? Yani Roma'daki topraklar bu kadar lejyon da artabilir mi? Birleşin bir. Oğlum hani burası 18 lejyon supply'dı? Supply 21 lejyon. Dur, üstünden geçeceğim, 2 dakika bekle. Sakin yürüyün, sakin olun. İkisi buradayken var ya, öf, askerler açlıktan kırılıyor, ölüyor böyle. Heh. Ne oldu? Hani olan 21'di? Abi bir şey soracağım. Acaba böyle estate estate mi? İkisi farklı estate'e giriyor. Şurası 23 diyor. Şuraya bir götür orduyu. Oğlum bence fazla ordu bastık ya. Bence fazla ordu bastık. Şu yanımızdakilere dalak mı? Tamam. Burası 21 diyor. Bakmıyor. Attrition 0. Şuraya götüreceğiz orduları. Sen şuraya git. Sen buraya git. Bunlar 35k adamı nasıl koyuyorlar Roma'ya Muma'ya ya? Market Palace inşa edildi. Eyvallah. Tabi inşa edilecek. Paraya para demeyeceğiz. Hey yavrum hey. İsyan misyan var mı? Hiç bilmiyorum bu arada. Yani memleketin iç sorunu var mı? Biri ayağımı kaydırmaya çalışıyor mu? Dost görünüp arkamdan vurmak isteyenler var mı? Hiçbir fikrim yok. Yani şu an tamamen sürprizlere açığım. Disloyal karakter. Ne demek lan? Loyal olmayan bir karakter mi bu? Ne? Ha bu benim amiralim donanmamın şeyi değil mi ya? He. Ben buna bir şey vermem ki. Bu herifin bana loyalitesi düşük. Kanka olalım. Pis herif. Kanka olak dedik, bana loyalite hala düşük. Birader alırım aklına ha. Execute'larım yani, hiç acımam ha. Ben sana donanmamı vermedim mi ya? Ben sana kalbimi verdim. Al ulan al. Ha bu sefer diğer disloyal olan herif. Arkadaşlar galiba ayağımı kaydırmak isteyen çok fazla eleman var. Ne oluyor lan? Şunlardan alırım. Birader kötü bir şeyler yapıyorsun gibi hissediyorum ama. Disloyal karakter. Anam ne yaptım? Hapse attım yala çocuğu. Tamam, hapse attık onu. O sıkıntı kalktı. Seçimler yaklaşıyor. Kendime layık. Biraz daha kendime layıklayayım. Biraz daha kendime layıklayayım, ne olur ne olmaz. Bunlar hırrime kurrime kalsınlar orada. Birader ben tam fetih için hazırlıklar düşünüyordum. Yani siz şimdi benim ayağımı kaydırırsanız olmaz ki. Savaş ilan edebiliyoruz mu? Oo var ya. Adamın donunu alabiliyorsun. Bu kim? Yaman öyle dandik bir devlet ya. Beyler fight vakti. 5K'mı ne canı varmış zaten. Bizim çocukları alalım böyle cumbur cemaat bir gidelim. Beyler. Vakit sefer vaktidir. Ya Allah. Ben ülkeyi savaşa sokuyorum diye kızıyorlar mı acaba? Arkadaşlar. Sorun çıkaran lavu öldürebilir miyiz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah rahmet eylesin. Çocuklara kalsın. Onlar da ileride beni boğar. Öyle anlaşıp gül gibi geçsin. Ne yapalım.
Sen kaleye doğru ilerle, sen şöyle ilerle. Abi biz kesinlikle asker sayısını fazla yaptık var ya, herifler böyle attrition'dan yürürken langur lungur langur lungur ölecekler. A new ruler. Tamam olur, sevdim seni. Ayin düzenleyebiliyoruz. Abi bu sefer National Manpower'ı arttıralım. Apollo'ya işlem yapalım. Ne oluyor? Sen kimsin? Ya oğlum sen bana... Ama sen bana loyal değil misin lan? Oo bana bağlı abi bu çocuk. Tamam bu çocuk bana bağlı. 200 Dukat. Lokal tekste lokal unrest düşür. 40 loyalty kaybediyor. Ben popülarite kaybediyorum ama çocuk 5 loyalty kazanıyor. Ya zaten bana full bağlı değil misin ya? Oğlum 200 dukat ver ya. 200 dukatın aramızda lafı mı olur? Kimle anlaşamadıysan. Para her kapıyı açar ya. Dert etme ya. Biz burayı işgal edemedik. Niye? Güzel. Abi orduyu bir böl. Bunlar bundan sonra iki lejyon gezecekler. Vazgeçtim. Birleş. Sen de git şuradaki kaleye dal. Ya bizim çocuklar bile bunları bir oyunda parçalar ya. Ya benim tahminimce yani. Bizim çocuklar bunları bir oyunda parçalar diye tahmin ediyorum. Abi lejyonları çok kuvvetli yaptık ya. Böyle yani birazcık kısmak lazım. 18K adam bir arada tutulmamalıymış yani. Ben galiba öyle hissediyorum. Bizim bebeler şunları bir kessin. Şimdi benim şöyle bir problemim var. Ben kırmızı yeşil renk görüyorum ya. Bir parça zor görüyorum abi. Bir parça zor görüyorum. Fabi eyvallah güzel etkinlik getirdin. Eyvallah. Eyvallah bir de ne yaptığımı bilsem var ya şu an ne yaptığımı bilmeden oynuyorum. O kadar heyecanlı ki. Sen ne istiyorsun? Militer akses. Geç. Abi savaş var. Burada ne var? Ha teknoloji alabiliyoruz. National Tribalism, Outpot alalım bir şeyler. Bu ne? Bad Research Ratio. Ne demek Bad Research ya? Bence gayet güzel research. Bu panel niye kalkmadı oradan? Ticaret. Ya moruk nasıl yapılıyor bilmiyorum. Burada kimler var? Bana like atmayan da şimdi ne bileyim yani. Bana like atmayan da adam demem ben. Ha yeni bir sensör hata. Kim bana bağlıysa ben onu geçiririm oraya. Aa bak 7 veriyor bana da bağlı geç. Geç güzel kardeşim geç. Mis. Ben savaşlarla mı ilgileneyim? Urubion şey şurayı bizim çocuklar çökertmiş galiba. Bunlar düşman askerleri lan galiba. Abi burası çöktü. Kesin var ya burada biri var ha. Kesin burada biri var. Bu bizden mi değil mi? Bu savaş bize ait mi değil mi? Bu adama bizim dışımızda dalan da mı var? Yok sadece biz dalıyoruz buna. Sadece biz dalıyoruz. Bunun adamlarının bayrağı ne renkti ki? Yürü bakayım bir şöyle. Abi 18K ordu taşınmaz. Yazık günah bak ben onu fark ettim şu an. Harbiden yazık günah. Millet birbirini yiyor iki savaş içerisinde. Savaş içinde savaş. Birader ikiye böl orduyu. Diğer 9'lu abi adam ver. %100 bana bağlı mı? Bebeğimsin seni çok sevdim şu an. Şu an gözüme pek güzel gözüktün ya. Vallahi şu an gözüme pek güzel gözüktün yani. %100 bana bağlı adamları çok severim. Ha bu adam da bizi siege'lemeye çalışıyor. Bak sen. Bebeler bir birleşin şurada. Birleşin şurada şunu bir ziyarete gidin lan. Bak hele bak.
Plestada çökmüş, Plesta kalesi, tamam. Şu yandaki herif falan da öldü galiba. Dur, bunu yollayalım. Şuraya doğru bir ilerle, sen dur. Ya abi, kırmızı yeşil renk körüyüm, nereye oku payladık göremiyorum. Oraya gidilmiyor, niye? Burası savaşa mı dahil değil? Gel gel. Gel burada bir VS atalım seninle. Gel bir ağzına vurayım seni. Bak 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 bak. Bizim atlı avantajımız var kardeş. Bir de herif Light Infantry basmış. Ulan koskoca Roma lejyonlarının karşısına utanmadın mı Light Infantry ile çıkmaya ya? Light ünitelerle çıkmaya utanmadın mı? Bak şimdi gelip senin gırtlağını keseceğim. Hop kardeşim, bir yere mi kaçıyordun? Heh, ne oldu? Ne oldu? Helal lan. Kimsin sen? Cornelius. Helal lan Cornelius sana. Vallahi Cornelius gırtlaklarını kesti. Şimdi birader, öncelikle seni bir peace'e davet ediyorum. 36 ay içerisinde şeye daha barışa davet edemem mi? 36 ay savaşta ne yapacağız ya? Şimdi buradan birader, Umberian'ı ver. Artyom'u ver. Anterium neresi? Şehir şehir alayım. Kabul ediyor mu? Mecbur kabul edecek. Tam buraları aldık. Şurayı da aldık. Burası da onun şehri. Ha dur, önce şunu savaştan çıkartak. Dur bir saniye. Önce şu çocuğu bir savaştan çıkartalım. Tamam. Bu çocuk ayrı değil mi? Ha tamam, bu çocuk ayrı. Bu ikisi artı tüm paran. Ha, Ela ile ayrı barış anlaşması imzalayamıyoruz mu? Çok ilginç ya, dur. Resetle bir, resetle. Şurayı al. Şurayı al. Buraları al. Şurayı al. Burası zaten Roma'nın galiba. Yok, burası Piacenta'nın. E ben burada isyan çıkarsa falan buraya nasıl adam geçireceğim sen? İnşallah geçiririz bir şekilde. Başka bir şey talep edebiliyor muyum ben bu çocuktan? Talep edemiyorum galiba. 100 puan karşılığında ne yapıyoruz? Tamam, olur, olur, olur. Ne yaptığımızı tam anlamasam da. Olur, gel. Açlık mı var? Özgür adamlar var, köleler falan var şimdi burada. Burada açlık mı var? Evet, açlık var, bildiğin starving açlık demek. Veyi şehri açlık çekiyor. Build forest, build market, build granary, yani herhalde granary yapılır buraya. Değil mi? Ya mantıklı olan odur yani, bu şey gıda ihtiyacı varsa gıda ihtiyacını karşılar. Buğday alın. Alamıyoruz. Abi var ya, geçebilirsin bu arada. Şimdi ikinci lejyon yerinde kalabilir. Birinci lejyon şuraya. Üçüncü lejyon şuraya. Millet bir yerlerini alsın. Roma'yı büyüttük de ben nasıl büyüttük, ne yaptık anlamadım. Ha, galiba oraya şey yapılması açlığı çözdü. Oraya bina dikilmesi açlığı çözdü sanırım. Bir tane, tam iki tane yarım orduyla, kesik orduyla hareket ediyoruz.
Oğlum ya 50 loyalty kaybediyor ya 60 loyalty kaybediyor. Bu herifin bana bağlılığı kaç ki? Bu herifin bana bağlılığı 84. Abi niye böyle bir etkinlik geldi ki? Ben böyle bir etkinlik istemiyordum. Ben memnunum. Ben tebaamdan gayet memnunudum. Niye böyle bir şey oldu? Vallahi ben de anlamadım. Böyle anlayacağız artık yani. Böyle video bir şey yapacak arkadaşlar. Seri böyle gidecek yani bir parça. Oğlum bu bebe benden daha fazla büyüyor lan. Ama loyalitesi %100. Ben kimim ki ya? Ben bu oyunda bir kişi miyim acaba? Kralım galiba ben. Ben kralsam ben kimim? Zaten kendime like atma fikri bana da saçma geliyordu. Şu çocuğun da loyalitesi var. Buna da bir like atılır belki. Sironi. Neye yarıyor ki bu Sironi? Abi aylık general ve amiral loyalitesini falan düşürüyor bu. Bunun olması kötü bir şey. Bizim bunu düşükte tutmamız gerekiyor. Çünkü aylık amiraller, generaller, adamlar, iş adamları falan bunların hepsinin loyalitesi düşüyor. Ya ama köleleştirme falan artıyor böyle bir dal. Loyalitelerinin düşmesi kötü hocam. Loyalitelerinin düşmesi kötü. Bayağı bir militari puanım var benim. Ne yapsak ki militari puanını? Abi bu iki tane çocuk yapmış. Birini zaten gırtlaklattım yani. Ne yaptığımı bilmiyorum da birini gırtlaklattım. Bu düşüyor mu? Bak 5.96. Aradan bir ay geçecek birazdan. 50.88. Güzel. Yani benim bunu düşükte tutmam lazım abi. Şunu etkileyen şeyleri bir parça bir şey yapalım. Bir parça durduralım. Çünkü ne kadar çok etkileyen şey olursa o kadar çok sıkıntı çekiyoruz. Bu arada Roma olarak iyi geliştik ama şimdilik save alıp videoyu sonlandıralım babuşlar. Bu save'i şöyle bir YouTube olarak kaydedeyim. Oynamaya devam edeceğim kısmetse. Anladığım kadar artık gittiği yere kadar gider. Dayak yiye yiye atmayı öğreniriz. Sizlerden gelen yorumlar, yayında da oynayacağım zaten oyunu. Yayından gelen trikler falan böyle daha iyi bir vaziyete geliriz diye düşünüyorum. En azından acemiliğimizi üstümüzden atarız. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.